Haber Türkiye hoş geldiniz. Katıldığınız için teşekkürler. Very, nice to be, very nice to be with you. Thank you. So, Fransa sandığa giderken bütün dünyada ülkenizdeki gelişmeleri izleyecek. Macron ve Le Pen arasında yarış nasıl şekillendi ve seçimler için beklentiniz nedir? Bir iki hafta önce çok endişeliydik. Çünkü anketlerde tahminler neredeyse yarı yarıya gibiydi. Ve seçimlerin birinci turundan itibaren anketlerde Macron, Le Pen'in önüne geçti. Şimdi anketlerde tahminler daha çok 55'e 45 ya da 56'ya 44 civarında. Bu güncel anketler yani tahminler Macron'un kazanacağı yönünde. <Sessizlik> Le Pen accused Macron of being out of touch with the everyday economic. Le Pen Macron'u halkın gündelik sorunlarından uzak olmakla suçladı. Macron da refah için programına devam etmek yönünde mesajlar verdi. Bu seçimlerde ekonomi nasıl bir rol oynadı? Fransa'da ve seçmenlerin davranışlarını nasıl şekillendirdi diye gözlemleyelim. Yeah, yeah, so of course there is a worry about purchasing power. Enflasyon yüzünden satın alma gücü konusunda bir endişe var. Çünkü enflasyon yükseliyor ve insanlar özellikle enerji fiyatlarının yükselmesi konusunda kaygılı. Macron bazı adımlar attı. Benzin ve gaz yani yakıt fiyatlarında yardım ödeneği verdi. Bu insanların endişelendiği bir konuydu. Ama Macron pandemi sırasında çok iyi şeyler yaptı. Çünkü herkes için şirketlerin ayakta kalması için çok fazla, yaklaşık 600 milyar euro kadar harcadı. Böylece pandemi sırasında haneleri ve şirketlerin çoğunu korudu. Bu onun çok yararını oldu. Macron ilk döneminde neyi doğru neyi yanlış yaptı sizce? Çünkü seçmen buna göre oy kullanacak. Doğru yaptığı şu, mali reform. Fransa'daki vergi sistemini Almanya ve İskandinavya ülkelerinin sistemleriyle aynı hizaya getirdi. Önceden Fransa'da şirketler aramalı için vergi ödüyordu, onu azalttı. Yaptığı ikinci şey iş gücü piyasası düzenlemesini kolaylaştırdı iş eğitimi sistemini geliştirdi. Yeni şirketlerin kurulması için teşvik verdi. Son 5 yılda birçok yeni şirket kuruldu. Bunlar yaptığı iyi şeyler. Tabii işin olumsuz yönü tepeden inme kararlar alıyor. Sendikalarla yeterince diyaloğa girmiyor gibi algılandı. Bazen reform yapmak istediğinizde bunu hızlı yapmak istiyorsunuz belki sendikalarla ve ayrıca yerel yönetimlerle daha fazla diyaloğun olması gerektiği hesaba katılmalı. Bence bir sonraki görev süresinde reformlar, sendikalarla ve yerel yönetimlerle diyaloğu çok daha fazla içermeli. Uh, a Avrupa başkentlerinde endişe var ve böyle çok da manşet görüyorum. Le Pen kazanırsa Fransa'nın bildiğimiz manada Avrupa Birliği'nin sonu olur diye. Macron kazanırsa ne olur? Le Pen kazanırsa ne olur? Nasıl bir Fransa, nasıl bir Avrupa görürüz? Well, uh, Macron wins, he will push, you know, already eğer Macron kazanırsa. Zaten pandemiyle birlikte de Avrupa Birliği ve Euro bölgesi çok daha çılgın bir hal aldı. Enerjide dışa bağımlılığı kırmaya ve savunmaya yatırım yapılması gerekiyor. Eğitim ve inovasyona yatırım yapmak, yeni enerji kaynaklarına yönelmek gerekiyor. Ve bunu yapmak için bir doktrin lazım. Diğer bir yandan da yinelenen harcamaları azaltmak için yapısal reformların yapılması gerekiyor. Örneğin Fransa'daki emekli maaşı sistemini reform etmeliyiz. Emeklilik yaşını ertelemeliyiz. Bir yandan çok fazla devlet katmanımız var. Bir yandan da eğitime, araştırma ve geliştirmeye, enerjide dışa bağımlı olmamaya yatırım yapmamız gerekiyor ve bence bu Avrupa çapında yapılmalı. Bence Euro bölgesi ülkelerinin bunu yapabilmesinin mümkün olması için Masri Anlaşması'nın yeniden yorumlanması söz konusu. Tabii Löpen bunu yapmayacak. Çünkü Löpen Avrupa kanunlarını ortadan kaldırmak istiyor. Şahsi oynamak istiyor. Kazanırsa aynı Macaristan ve Polonya gibi olurdu. Avrupa Birliği Anlaşması'nı birçok şekilde ihlal ederdi. Zaten şu an yaptığımızın aksine Avrupa Birliği bütçesine katkıda bulunmaya son vereceğini söyledi. Eğer Le Pen başa gelirse Avrupa Birliği projesinin merkezi olan Fransız-Alman ortaklığı bozulurdu. Hmm. Pandemi sonrasında ekonomik iyileşme nasıl olacak? Bir de şimdi Ukrayna Savaşı'nın etkileri var. Dünya bu sıkışık yerden nasıl çıkabilir? Bu Fransa seçimlerinden çok daha büyük bir soru bunu biliyorum ama seçimler çerçevesinde konuştuğumuz her başlıkla da ilgili. Evet. Covid artı Ukrayna savaşından korumacılığa geri dönerek çıkmamızdan korkuyorum. Küreselleşmeye sırtımızı dönmek, gelişmeye ve yeniliğe dünya çapında çok zarar verebilir. Umuyorum ki Avrupa ülkeleri, Türkiye, ABD korumacılığa yönelmekten kaçınır ve küreselleşmiş ekonomiyi sürdürür. Umudum Avrupa Birliği'nde bütünlük olması. Örneğin Ukrayna Savaşı'nın tek olumlu etkisi AB ülkeler arasında ve Euro bölgesinde çok daha fazla bütünlük olması. Korumacı politikalara yönelmek, bencil davranmak yerine daha uyumlu çalışmak ve işbirliği içerisinde olmak. İşte Le Pen ve Macron arasındaki seçimde hemen hemen bu.